Arkadaşlar merhabalar. 6. ünite asal sayılar ve modüler aritmetik. İlk sorumuz, birinci sorumuz aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asaldır? Arkadaşlar asal sayı ile ilgili asal sayının özelliğini biliyoruz. Kendisi ve birden başka sayıya bölünemeyen sayılara asal sayılar diyorduk. Bu anlamda mesela en küçük asal sayının 2 olduğunu, daha sonra 3 olduğunu, 4'ün olmadığını, 5 olduğunu, işte 7 olduğunu bu şekilde asal sayılar devam ediyor. Oldukça da fazla sayılar arkadaşlar. Kendisi ve birden başka sayıya bölünmüyor ama bir de kendi aralarında asal dediğimiz durumlar var. Mesela 21-36 kendi arasında asal mıdır? Bakıyoruz. Normalde 21'in bölünebildiği sayılar 3 ve 7. Arkadaşlar 36'nın bölünebildiği sayılar 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 9'a bölünür, 6'ya bölünür ve benzeri. Arkadaşlar kendi aralarında asal demek ortak böleni olmayan sayılar ise kendi aralarında asaldır diyoruz. Dikkat ederseniz 36'nın diğer bölenlerini yazmadım. Kendi aralarında her ikisinde bölünebildiği ortak bir sayı olduğu için kendi aralarında asal değildir. Biz kendi aralarında asal olan sayı çiftini arıyoruz. Bir sonraki soruya, bir seçeneğe geldik arkadaşlar. 18-51 kendi arasında asal mı? 18'in bölünebildiği sayılar 2 var, 3 var, 6 var, 18 var. Arkadaşlar 51'e bakıyoruz. 51'in bölünebildiği sayılar. Bölünebilme kurallarını hatırlayacaksınız arkadaşlar. İşte sonu tek sayı olduğu için 2'ye bölünmez ama 51 sayıların toplamı çift sayı olduğuna göre, 3'ün katı olduğuna göre 51'in 3'e bölünebilen bir sayı olduğunu sizler de hatırlayacaksınız. O zaman bir sonraki değeri yazmaya gerek yok. 3 çarpı 17'ye de bölünebilir diye söylemeye gerek yok. Her ikisinin ortak bir böleni olduğuna göre kendi aralarında asal değildir diyoruz. C şıkkına geldik. 14 arkadaşlar. 2 ve 7 böleni var. 35 için bakıyoruz. 35'in hangi sayılar var? 5 var, 7 var diye. 35 diye devam edecek, yazmaya gerek yok. Arkadaşlar ortak böleni olduğuna göre kendi aralarında asal değildir. Kendi aralarında asal olmasının koşulu şu. Ortak böleni olmayacak. 13 ve 52. Arkadaşlar 13 kendisi bir asal sayı ama 52 aynı zamanda 2'ye, 4'e ve 13'e bölünebilen bir sayı. O yüzden bu 13'e bölünebiliyor. Kendisi asal ama 52 2'ye, 4'e ve 13'e bölünebilir demiştik. Ortak bölenleri 13 olduğuna göre bu da kendi aralarında asal değil. E şıkkına geldik arkadaşlar. E şıkkında aslında her ikisinin normalde asal sayı olmadığını biliyoruz. Çünkü bir sürü böleni var. Mesela 16'nın 2'ye, 4'e, 8'e ve 16'ya bölünebildiğini biliyoruz. O yüzden 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 bu 16'nın bölenleri. 21'e baktığımız zaman 21'in bölenleri 3 ve 7. Arkadaşlar normalde asal değil ama ortak böleni olmadığı için bu iki sayı kendi aralarında asaldır diyoruz. Sorunun doğru cevabı E şıkkında verilen 16,21 ikilisi. ...54 günlük yıllık izin alan bir çalışanın izine başladığı gün çarşambadır. İzine başladığı gün çarşambadır. İşe başlama günü aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur? Arkadaşlar modüler aritmetiğe geldik. Burada modüler aritmetikte belli bir modda devamlı bir döngü var. Özellikle günlere geldiğimiz zaman ne diyoruz? Mesela çarşamba ise bir hafta sonrası, kısaca 7 gün sonrası tekrar çarşamba, 7 gün sonrası tekrar çarşamba. Bize neyi soruyor? 54 gün sonrasını soruyor. Arkadaşlar 54 gün sonrasını sorduğuna göre çarşambadan başladığımız zaman birinci perşembe, ikinci cuma, üçüncüsü cumartesi diye 54 gün tek tek sayma şansımız yok. O yüzden biz bu işlemi mod 7'ye göre yapıyoruz. Mod 7'ye göre yaparken de arkadaşlar yapılan işlem modüler aritmetikte şöyle. Verilen değeri mod değerine böldüğümüz zaman 54'te kaç tane 7 var diye işlemimize başlıyoruz. 6 kere 7, 7 kere 7, 49. Arkadaşlar burada kalan çarşambadan kaç gün sonra işe başladın? Yani kısaca aradığım sorunun cevabını veriyor. Şimdi her 7'de bir 7. gün, 14. gün, 21. gün çarşambaya denk geldiğine göre 5 gün sonrası ne olur? Sayıyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. 5 gün sonra pazartesi olduğuna göre o zaman sorunun doğru cevabı A şıkkında verilen pazartesi şeklinde bulunur arkadaşlar. Mod 6'ya göre 39 çarpı 23 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar modüler aritmetik birçok işlemde işimizi kolaylaştırıyor. Normalde bu tip soruları mod 6'ya göre
önce çarptıktan sonra mod 6'ya göre kalanını bulmakla uğraşmak yerine işin kolay kısmı şu. Çarpma ya da toplama olması bir şey değiştirmiyor. Mod 6 denildiğine göre ilk işlemin mod 6'ya göre değerini buluyoruz. 39'u mod 6'ya göre işlemi 39'u 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar kalanının 3 olduğunu görüyoruz. Demek ki 39 değerinin mod 6'ya göre denk geldiği değerin 3 olduğunu bulduk. Peki 23'ün mod 6'ya göre 23'ü 6'ya bölerek işlemimize devam ediyoruz. 3 kere 6 18. Arkadaşlar 23'ün de mod 6'ya göre alması gereken değerin 5 olduğunu bulduk. O zaman 39 çarpı 23 işleminin sonucu ile 3 çarpı 5 işleminin sonucu aynı şeyi verecek. Peki 6'dan büyük olduğuna göre bunun mod 6'ya göre denk geldiği değer nedir? 6'ya böldüğümüz zaman 2 kere 6 12. Arkadaşlar kalan verilen sorunun cevabı. Yani C şıkkında verilen 3 cevabı doğru cevabımız.